Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Cuma günü çok çok önemli bir maç. Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinde Galatasaray'la Fenerbahçe karşılaşıyor. Mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigan oldu. VAR hakemi ise Emre Malok oldu sevgili dinleyenler. Suudi Arabistan'da oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Final maçı kazanan Süper Kupa'nın sahibi olacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon 2022-2023 sezonunu Süper Lig'de Galatasaray şampiyon olarak tamamlamıştı. Fenerbahçe ise 2022-2023 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Süper Kupa finalinde kupayı kazanan takım ve lig şampiyonu takım karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray Suudi Arabistan'da karşılaşacak. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Ligler, Süper Lig özellikle, hemen Süper Lig yani hemen devam ediyor Süper Lig. Hafta içerisinde oynanacak olan maçlar var. Galatasaray ve Fenerbahçe derbide karşılaşıyor Süper Kupa finalinde. O hafta sonunda maçlar oynanmıyor. Sebebi yeni yıl olmasından dolayı. Yeni yıl tatili var. Bilindiği üzere pazar günü yılbaşı. Pazar günü 31 Aralık pazar günü yeni yıl kutlamaları vesaire olduğu için bundan dolayı o hafta sonunda maç yok. Hafta içerisinde maçlar oynanacak. Ligdeki maçlar devam edecek. Hafta içinde heyecan devam edecek sevgili dinleyenler. Birincilik, ikincilik, üçüncülükte ise devre arası kampı uygulanıyor. Devre arasında ara var. Bunu da belirtelim. Alt liglerde bu hafta sonunda oynanan maçlarla ilk yarı tamamlandı sevgili dinleyenler. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuklarımız olacak. Planladığımız bağlantılar var. Ümraniye Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Teknik Direktör Mustafa Dalcı. Bu iki isim bizlerle birlikte olacak. Belki programın akışına göre, gündeme göre sürpriz konuklarımız da olabilir. Bunun da altını çizelim. Şimdi ilk aramıza gidelim. Aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümde hattımızda ilk konuğumuz Ümraniye Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk Salim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Hocam, Ümraniye Spor süreci başlamıştı sizin adınıza. İnişli çıkışlı grafikler oldu, fakat son haftalarda önemli bir ivme yakaladınız. Bunu da belirtelim. Son 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ettiniz. Son haftada sahanızda Giresunspor'u 2-1'lik skorla geçtiniz. Hocam, ilk yarıyı değerlendirelim. İlk yarıda takıma sonradan geldiniz. Süreç devam ederken geldiniz. Nasıl geçti hocam bu süreç sizin adınıza? Neler söylersiniz ilk yarı değerlendirmesiyle ilgili? Ya şimdi daha önce de belirtmiştim. Yani biz lige geriden başlamış olduk. Çünkü geldiğimizde 4. hafta bitmişti. Ama bizim gelmemizden ziyade takımın kurgusu falan Süper Lig'den düştükten sonraki süreçte tabii ki kulübün içinde bulunduğu durum falan, yapılan kadro planlaması, bir sene önceden kalan 3 oyuncu vardı. Biraz katılan oyuncuların hep geç katılması, hazırlık dönemi geçirmemesi, ya yapılanma biraz uzun sürdü. Yani lig başlamıştı. Tabii böyle olunca da sezona iyi başlamamış oldu. Biz de geldiğimizde süreç devam etti. Ama bizim geldikten sonraki süreçte hep oyun planımızı, kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini, ki ancak öyle başarılı olacağımızı düşünüyorduk. Tabii bu da bir zaman alan bir süreç. Hemen çok çabuk olacak bir durum değildi. Başladığımızda biraz sıkıntılı başladık ama günden güne tabii ki bazı şeyler oturdu. Sonlara doğru da oyun kalitemiz arttıkça, tabii puanlar aldıkça biz de memnun etti. İlk yarıda 2 puanla başlayıp 22 puanla bitirmek, daha da yüksekte bitirebilirdik ama bizim için şu an için sevindirici. İnşallah aynı şekilde devam edip üstüne katarak, koyarak devam etmek istiyoruz. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapacağız.
Sevgili dinleyenler, hattımızda, hatırlatalım, konuğumuz Mustafa Gürsel, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Hocam, kadronuzda hem genç hem tecrübeli önemli isimler var. Özellikle de Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen isimler var. Bunların evet. performansı ile ilgili yaklaşık 6 hafta önce konuşmuştuk, 1,5 aylık süreç öncesinde, 1,5 ay önce. Sıra Çanlas Galatasaray'ın oyuncusu. Emre Demir Fenerbahçe'den kiralık olarak geldi. Gelecek vadeden hem ülke futbolu adına hem de bulundukları sizin takım ve bonservisi elinde olan takımlar için önemli potansiyel oyuncular. Bu oyunculara siz şans da tanıdınız hocam son haftalarda. Oyuncuların performansı ile ilgili, kişisel gelişimi ile ilgili yorumunuz nedir? Neler söylersiniz? Ya şimdi ben o zaman da söylemiştim, bu arkadaşlar genç oyuncular, oynamaya ihtiyaçları var. Evet. Ama o zaman da dedim biraz sabretmek gerekiyordu çünkü Sıraçan da Ankara'dan, yani Galatasaray'ın aldı ve ondan sonra hemen Ümraniye'ye gelmesi, çünkü çok yer değiştirdi, şehir değiştiriyor. Genç bir arkadaşımız yavaş yavaş buna adapte olacak. Emre öyle süre alması gerekiyordu. O daha bir adım öndeydi çünkü gördüğü takımlar, yurt dışı görmesi, Fenerbahçe'yi görmesi, daha önce bu süreci biraz daha önce atlatmış olabilir ama o da oynamıyordu. Yani oynama açısından eksik oyunculardı. Yani benim baktığımızda hep dedim adım adım zamanla bu çok iyi olacaklarını düşünüyordum. Tabii ki süre verdikçe, oynadıkça, çalıştıkça onlar da üstüne katarak devam ettiler. Gelişiyorlar ve bize katkıları oluyor. Her oyuncum gelişerek, üstüne katarak devam ediyor. İnşallah daha da iyi olacaklar yani. Bizim amacımız zaten onları aldığımız seviyeden çok yukarılara çıkarmak. Hem onları Türk futbolunda ya da kendi hayatlarında üst seviyeye geldiklerinde biz de mutlu olacağız yani. Hem bizim için hem Türk futbolu için güzel şeyler. İnşallah bizim de katkımız olur hepsine. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda, konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mustafa Gürsel hocam, devre arası geldi. Transfer yapacak mısınız? Ya şimdi şöyle bir şey, tabii ki bizim örneğin şöyle, biz hiçbir zaman hiçbir yerde bazı şeyleri, çünkü ben çalıştığım her zaman her mevkide iki oyuncu olarak düşünüyoruz ve böyle bir takım olmayı, biz de yedek oynayan ayrımı yapmaksızın her oyuncumu ben işin içinde olmasını istiyorum. Hepsi oynayacak kalitede olması lazım. Çünkü o kalitede olmadan oyuncuyla çok çalışmak istemiyorum. Yani benim için bütün oyuncularım değerli, hepsi önemli ve hepsine bir değer katmak için uğraşıyoruz, geliştirmek için uğraşıyoruz. Baktığımızda hiçbir zaman bu devreye kadar da hiçbir zaman elimizde şu yok bu yok, hiçbir zaman bir mazerete sığınmadık. Çünkü diğer oyuncularıma saygısızlık yapmış olurum öyle bir şey dersem, çalıştığım oyuncularıma saygısızlık yapmış olurum. Onun için bizim elimizde ne varsa hep en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Onlar da sağ olsunlar buna cevap veriyorlar. Baktığımızda biz ilk 3 aydır santrafor mevkiinde, santrafor özellikle, yani santrafor gibi santrafor oyuncumuz yoktu. Yani biz hep devşirme mevkisel olarak diyorum. Başka mevkiden devşirdiğimiz oyuncularla kapatmaya çalıştık. Çocuklar da sağ olsunlar ellerinden geleni yaptılar. Tabii ki transfer açılırsa kendi ön bölgemize eksik gördüğümüz sayı olarak da olsun, ihtiyaç olarak da olsun değerlendirip yapmak isteriz. Transfer yapmak isteriz ama dediğim gibi bizim Süper Lig'den geldiğimiz için bazı bu konuda transferle alakalı süreçte bazı önceden kaynaklanan ödemeler, yani tahtayı açmak için bayılı çalışmalar lazım. Bu gerçekleşirse yapmak istiyoruz ama şu an için net bir şey söyleyemiyorum o konuda. Çünkü öncelikle kendi tahtamızı açmamız lazım. Önceki bazı ödemeleri gerçekleştirmemiz lazım ki ondan sonra önümüze bakalım. Transfer, hatta transferden önce kendi takımın içindeki oyuncularımın da ödeme yönünden falan mutlu olması lazım. Biz bu süreçte çünkü Bregu, Victor da kadromuzdan ayrıldılar. Sapon için de durumu belli değil. O da şu anda zaten 3 aydır sakatlığı nedeniyle yoktu. Dediğim gibi yabancı oyunculardan da ayrılanlar oldu. Ama biz şu andaki devam ettiğimiz kadroyu tutup yapabiliyorsak yapacağız. Yapamıyorsak da aynı kadroyla devam ederiz diye düşünüyorum. Peki hocam, bu noktada başkanla da görüştünüz. Transfer tahtasını açacak mısınız peki? Ya şimdi o da istiyor açmayı. Yani konuştuğumuzda açılamayacak bir durum değil.
açılabilecek gibi görünüyor. Biz de açmasına da, yani o da bu yönde fikir belirtiyor ama dediğim gibi sadece tahtayı açıp yani çok transfer de yapmak değil. Yani tahtayı açmak, şimdi burada içerideki oyuncuların ödemeleri var. Ya bu dengeyi bozmamamız lazım. Yani sadece tahtayı açmak da çözüm değil. Benim içerideki oyuncularımın belli ödemeleri, gelecek oyuncuya ödenecek şeyler. Bunların hepsini planlamak lazım. Yoksa tahtayı açtım, çok transfer yapayım. Öyle bir düşüncemiz de yok yani şey olarak bakarsak. Bunların hepsini planlarsak açtığımızda, bu da tabii ki maddiyatla alakalı bir şey. O kaynak bulunduğu takdirde biz de hepsi, herkesin mutlu olacağı şekilde bizim oluşturduğumuz bu düzeni daha da üstüne koyup geliştirecek şekilde hareket edebiliyorsak açılmasını istiyoruz. Ama şu anda dediğim gibi iş maddiyat olduğu için net bir şey söyleyemiyorum çözülmeden. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mustafa Gürsel, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Hocam, hedef olarak bağlantılarımızda gerçekçi hedef ateş hattından kurtulmak demiştiniz ilk göreve başladığınızda. Şu an Ümraniyespor 22 puanda 9. sırada. Playoff potasıyla arasında 5 puanlık bir fark var. Bu da kapatılabilecek bir fark hocam. Kapanabilecek bir fark. Bu noktada hocam hedefler nedir? Neler söylersiniz? Çünkü artık özellikle de playoff hattında Eyüpspor önemli bir avantaj elde etti, lider. Fakat sonrasında ikinci sıradaki takım ve altındaki takımlarla çok fazla puan farkı yok. Kapanabilecek farklar. Evet. Bu noktada yorumunuz nedir? Hedefler nelerdir Ümraniyespor'da? Ya şimdi bizim başkanımız, yönetimimiz zaten elinden geleni yapıyorlar. Bu transferin açılmasıyla ilgili, ödemelerle ilgili herkes büyük çaba sarf ediyor. Bunu biliyoruz zaten, görüyoruz. Geldiğimizdeki durum zaten 2 puandaydı takım. Öncelikle oradan çıkmaktı amacımız. Ben hep söylüyorum, yani benim hedefim hoca olarak beklenilmeyeni yapmaya çalışıyorum. Yani kim hedef olarak kendime hep onu, insanların, camianın, kulübün taraftan koyduğu hedefin üstünde bir şeyler yapmak istiyorum. Burada da geldiğimizdeki durum belliydi. Şu anda çıktık. Yani yapabildiğimizin hep en iyisini yapacağız. Çünkü bunu yaparız, şunu yaparız sadece demekle olmuyor. Bizim hedefe götürecek olay takım oyunu. Yani futbolumuzu, kendi oyunumuzu, futbolun doğrularını sahaya yansıtarak, kendi oyunumuzu geliştirerek takım halinde hareket ettiğimizde, sonuçlara, istediğimiz sonuçları aldığımızda bakalım nereye götürecek. Biz sahaya çıktığımızda oyuncularımla önce kendimiz keyif almaya çalışıyoruz, izleyenlere keyif vermeye çalışıyoruz. Yani futbolun doğrularını gelen izleyiciye seyrettirmeye çalışıyoruz. Bunun sonucunda da böyle iyi bir takım olduğumuzda, birbirine bağlı, bütün içerisinde bakalım bizi nereye götürür. Çünkü dediğim gibi bazı çözülmesi gereken olaylar var. Yani net şunu hedefliyoruz, bunu hedefliyoruz demekten ziyade biz oyun olarak iyi oynamayı hedefliyoruz yani. Ondan sonrasını bakacağız ne olur. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Mustafa Gürsel, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Hocam, ligin gücüyle ilgili yorumunuz nedir? Tüm takımlar şu anda, Eyüpspor, Kocaelispor, Bandırmaspor önemli takviyeler yaptılar. Eyüpspor bir avantaj elde etti. Fakat evet, diğer takımlar arasında denge sürüyor. Önemli bir denge var. Her takım her takımdan puan alabiliyor. Zaten birinci liginde keyfi burada. Aynen aynen. Ligin gücüyle ilgili neler söylersiniz? Ligdeki takım dengesiyle ilgili. Zor bir lig bu sezon. Ya şimdi şöyle bir şey, yani zor mu kolay mı onu bilmiyorum. Yani o konuda bir şey söylememe gerek yok. Yani takımına göre değişiyor ama evet, bu ligin güzel tarafı şu, dediğiniz gibi keyifli bir lig. Yani herkes herkesi yenebiliyor. Farklı bir lig yani, sevilen bir lig. Çünkü önceden tahmin edilmesi kolay olmuyor sonuçlar. Çünkü bakıyorsunuz Eyüpspor şu anda avantajlı. Geçen sene de avantajlıydı. Bu avantajını sürdüremedi. Son hafta playoff'a kalabildi. Ama tabii ki Eyüpspor orada oynamaya alıştı. Yaptığı yatırımlarla filan. Bu sene de en avantajlı ve en favori takım konumunda. Hem kadro gücü. Çünkü planlamasını önceden yaptı. Geçen seneden gelen bir kadro istikrarı ve ona takviyelerle şu anda bu ligin en güçlü adaylarından biri. Doğru planlamayla, zaten maddi gücü de ortada, oyuncu kalitesiyle. Arkadan gelen Kocaelispor olsun, Göztepe'si olsun, dediğiniz gibi Bandırmaspor olsun.
Yani baktığımızda hep sezon başındaki planlamalarıyla devam eden ama hepsi, her takım belli dönemlerde inişler çıkışlar yaşıyor. Ben hep yıllardır söylüyorum bu ligde sakin kalan. Yani sonuca, çünkü çok şeyin değişebildiği bir lig. Yani bir mağlubiyette dağılmayan, bir iki mağlubiyette hatta dağılmayan, hep o sakinliğini ve koruyan, kendi ne yaptığını bilen, hep çalışan, sakin bir şekilde. Çünkü dediğim gibi sonuçlar, bir bakıyorsunuz iki mağlup da olsan rakibi ondan sonra kaybedebiliyor. Hiçbir zaman dağılmayan, camia olarak güçlü duran başarılı oluyor. Yani çünkü sonuçta buradaki hedefler bitmiyor. İlk ikiden çıkmadığı üçüncü direkt playoff finali oynuyor. Yedinci takıma kadar playoff'a giriyor. Diğer düşme potası. Yani ondan belki zevkli. Her maç şimdi bir önemi oluyor. Yani biraz hedefsiz maça çıkmıyorsun gibi bir şey. Onun için ligin zevki burada. Yukarıdaki takımlarda dediğim gibi güçlü takımlar var maddi açıdan ve kadro yapılanması açısından. Onlar avantajlı görünüyorlar ama dediğim gibi biz de bunların arasından oyun gücüyle, kendi oyun kalitemizi yükselterek bir şeyler yapmaya çalışacağız. Biz de günden güne kendi takım olarak oyun gücümüzü arttırıyoruz ve bunların arasında yer edinmeye çalışacağız yani ligin içinde. Sevgili dinleyenler, sohbetimiz devam ediyor. Hattımızda Mustafa Gürsel var. Mustafa Hocam, teknik direktörlük kariyerinizde hocam uzun yıllar yardımcı antrenör olarak Fuat Hoca ile birlikte çalıştınız. Ardından evet. Bandırma Spor süreci, Ümraniye Spor süreci. Hocam şunu merak ediyorum. Mustafa Gürsel'in hedefleri nelerdir? Çünkü adım adım gittiniz bu noktada. Neler söylersiniz? Ya şimdi şöyle diyeyim. Yani ben futbolu bıraktıktan sonra direkt teknik direktörlük de yapabilirdim ama ben kendime çizdiğim yolda kendi doğrularımla hep hareket etmeye çalıştım. Yani futbolculukla teknik direktörlük hep farklı şeyler. Biri oynayan taraftasın, bir tarafta oynatan taraftasın. Her zaman böyle düşündüm ve kendime göre doğruyam. Herkes için farklıdır doğruları. Evet. Öncelikle de bu işi de en alttan seviyeden başladım ve her kademesinde kendim çalışarak geldim. Çünkü herkes için de yani hemen de başlayama şansı olmuyor ülkede teknik direktörle. Biz kendimizi eğiterek 6-7 yıl yardımcı hocalık yaparak geldik. Ondan süreçte benim için de çok iyi oldu ve bunu daha iyi anladım yani. Oynamakla oynatmanın çok farklı olduğunu çok iyi anladım. Ben memnunum kendime çizdiğim yoldan. Ve ondan sonraki süreçte Bandırma'da başladık ve güzel bir şekilde gidiyor. Ondan sonra burada önemli olan dediğim gibi nerede nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Neler önüme çıkar, nasıl yapar. Ama benim hedefim bu oyunu iyi yapma yani. Teknik direktörlüğü ya da çalıştığım kulüplere kendi açımdan bir şeyler katabilmek. Oyun anlamında sahada seyredenlere güzel bir oyun seyrettirebilmek. Bunun için de ne gerekiyorsa yani, çünkü çok yenilenen, devamlı kendimizi yenilememiz gereken bir iş yapıyoruz. Yerimizde saymamamız lazım, kendimizi evet. Yenilememiz lazım. Onun için de biz hep kendimizi geliştirerek bu işi daha ileriye taşımak istiyoruz. İyi yapmak istiyoruz. Zaten biz iyi yapınca kapılar da açılacaktır. Yani ondan sonraki süreçte nasıl gelişir, ne olur, onu kimse tahmin edemez zaten. Ama bizim hedefimiz bu işi iyi yapmak. Çünkü ne hangi kulüpte, nerede çalışırsak çalışalım. Bizim işimizi çok seviyoruz. Çünkü başarılı olmak için işine aşık olman lazım. İşimizi seviyoruz, işimize aşığız. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapınca da artık yol bizi nereye götürür, nasıl olur? Bakacağız yani, hayatı, anı yaşamaya bakacağız. Hocam, sizinle yapmış olduğumuz bağlantılarda Antalya Sporlu taraftarlardan da mesajlar geliyor. Bunun da altını çizelim. Özgür Akay yazmış. Antalya'mızın efsane kaptanlarından Mustafa Gürsel hocama ve takımına başarılar dilerim. Hocamdan bir Antalya Spor yorumu alabilir miyim? Hocamın ve sizin yeni yılı kutlu olsun. Ve bir de hocam, ben şunu eklemek istiyorum. Antalya'da önemli hizmetlerde bulundunuz Antalya Spor'da. Teknik direktörlük kariyerinizde bir gün yolunuz kesişir mi? Vallahi bilemiyorum işte, biraz önce dediğim gibi Antalya Spor ya benim için ayrı bir şey yani. Futbolu Süper Lig'de ilk baş oynadığım takım, 9 sene falan formasını giydiğim takımım. Yani çoğu kişi beni Antalyalı olarak biliyor olmamama rağmen, çünkü benim kalbimde de öyle. Uzun yıllar yaşadığım bir şehir, farklı bir yeri var Antalya'nın. Yani Antalya Spor'un, Antalya'nın benim için dostlarım, eşim dostum, çok sevdiğim insanların olduğu bir şehir. Hayatımda çok önemli yeri olan bir şehir.
Antalyaspor'un her zaman başarılı olması beni de mutlu ediyor. Çünkü ekmeğini yedik ve uzun yıllar camianın her taşını biliyorum yani. Nasıl bir camia olduğunu, nasıl şey olduğunu ve orada oynamaktan da gurur duydum her zaman. Benim için çok değerli bir camia. Çok, her zaman da öyle olacak. Hayatımda yeri olan. Bundan sonraki süreçte tabii biz yolumuzu futboldan sonra bu tarafa çevirdik. Yani teknik direktör olarak kendimizi geliştirmek, ilerlemek. Onun için hiçbir şey de beklemedik kimseden. Hep mücadele şey. Bu dediğim gibi bu yol bizi nereye götürür? Nerede, kiminle kesişiriz? Hangi takımla kesişiriz? İnan. Hiçbir şey belli değil. Siz de biliyorsunuz futbol iklimini. Evet. Yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Onun için onları düşünmekten ziyade biz her zaman çalışırsak elimizden geleni her camia için fazlasıyla yapmaya çalışan insanlarız. Nerede kesişir, nasıl kesişir bilmiyorum. Çünkü benim amacım işe odaklanıp işi yapmaya odaklanmak. Artık evet. Kesişir mi, kesişmez mi inan. Onlar gibi ben de hiç bilmiyorum hangi takım nasıl gider hayat. Hayat çünkü bir anda her şey değişebiliyor. Şartlar değişebiliyor. Yani ben Ümraniye'de de çalışacağım pek aklıma gelmiyordu. Daha önce de İstanbul'da yaşamama rağmen ama bir anda bir şey değişiyor. Bir sabahta her şey olabiliyor. Onun için bundan sonraki süreçte aynı şekilde biz çalışmaya devam edeceğiz. Gelişmeye devam edeceğiz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Süreç nasıl işleyecek hep beraber yaşayıp göreceğiz. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Salim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sevgiler, hocam, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ümraniye Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'di. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde konuğumuz Ümraniye Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'di. Üçüncü bölümdeyiz, son bölümdeyiz. Son bölümde hattımızda konuklarımız olacak. Bu bölümde konuğumuz, ilk konuğumuz, sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Altay'ın teknik direktörü, yeni teknik direktörü diyebiliriz, yaklaşık 2,5 haftalık süreç oldu. Altay teknik direktörü Yusuf Şimşek. Yusuf Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba Salimciğim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor çalışmalar? Teşekkür ederim Salimciğim. İyi gidiyor. Biliyorsun biraz geç gittik Altay'a. Sen de söyledin. 2,5 hafta oldu. 15 gün oldu. 15 gün. İyi gidiyor şu an. Bir sıkıntımız yok Allah'a şükür olsun. Hocam bu süreçte önemli bir işe imza attınız. 2 haftada 2 galibiyet. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Ve önemli maçlar oynadınız hocam. Bunun da altını çizelim. Son haftada 1-0 geriye düştünüz. Keçiören Gücü maçını kazandınız. Evet. 2-1'lik skorla. Hocam Altay çok büyük bir camia. Siz gerçekten Balıkesir Spor sürecini hatırlıyorum. Yine bu durumdaydı Balıkesir Spor. Transfer tahtası kapalıydı. Ligin dibine demir atmıştı. Göreve başladınız orada ve mucizevi bir şekilde o takımı o sezon ligde tuttunuz. Bu sezon Altay'da aynı durumdan geçiyor. Düşünceniz nedir hocam? Neler söylersiniz? 2 haftada 2 galibiyet, nefes aldınız. Evet. Buyurun hocam. Şimdi şunu söylemem gerekiyor. Bizi Altay Spor'un böyle büyük kulübe uzun gelen başkanı yönetimine teşekkür ediyoruz. Böyle bir camiada olmaktan son derece memnunum. Son derece büyük bir camiye. Çok eski bir camiye ve köklü bir camiye. Orada olmaktan çok mutluyum. İlk maça, Bolu maçına bir antrenmanla çıktım. Geç geldim çünkü. Bir antrenmanla maça çıktık. Ama iyi mücadele ettik. Çocuklar iyi mücadele ettiler. Yani bir günde olmasına rağmen onları zaten birçoğunu tanıyordum zaten eskiden. Ondan dolayı iyi mücadele ettiler. Ama son iki maç, hem Adana maçı hem Keçiören maçı, inanılmaz derecede motive oldular. İnanılmaz derecede en azından kendi yeteneklerini dışarı çıkardılar. Aslında yetenekli çocuklar, aslında iyi futbolcular, iyi insanlar. Tabii maç kazanamamanın verdiği moral bozukluğuyla oyunu sahaya yansıtamamışlar. Yeteneklerini sahaya yansıtamamışlar. Biz onlara sadece mental çalışma yaptık. Fiziksel zaten onlar hazırlar. Zaten bunu da gördük. 3 maçta ne kadar mücadele edebileceklerini gösterdiler. Keçiören'in maçı ayrı bir parantez açmak lazım. Şu bir gerçeği de söylemek lazım. Altay Spor Kulübü çok büyük camı ama son zamanlarda sıkıntılı dönemler geçiriyor maddi olarak. Çocuklar bu maddi zorluklara rağmen
Bu maça inanılmaz derecede istekli, arzulu çıktılar. En azından bir şeyleri başarabileceklerini gösterdiler. Dediğim gibi keşir önce maçı da zaten maçı seyredenler, maçta olanlar görmüşler oyuncularımın ne kadar azimli, istekli olduğunu. Maç sonunda zaten güzel bir sevinç tablosu çizdik. Taraftarlarımız, bizi desteklemeyen taraftarlarımız da güzel bir sevinç tablosu çizdik. Şimdi devre arası oldu. Artık top yönetimde, yönetim kurulumuz çalışma yapıyor. Maddi olarak kaynak bulmaya çalışıyorlar. İnşallah bulurlar diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Yusuf Şimşek, sohbetimiz devam ediyor. Yusuf hocam, 2 haftada 6 puan çıkardınız. Önemli bir hava yakaladı takım. Evet. Hocam, devamlı konuşulduğu için soruyorum. Takımınızda önemli oyuncular var ancak maddi anlamda sıkıntılar var. Transfer tahtası kapalı. Transfer tahtası açılabilecek mi? Ve bir de içerideki mevcut oyuncuların başka takımlara gideceği iddia ediliyor. Bu iddialar evet. Gerçeğe yansıtıyor mu? Özellikle mesela basında yer aldığı için konuşuyorum. Marco Paşao'nun Şanlıurfa Spor'la anlaştığı, Ceyhun Gürselam'a talipler olduğu, genç doğru. oyunculara talipler olduğu konuşuluyor. Doğru. Ne dersiniz hocam? Biraz önce söyledim, borcun ne kadar olduğunu açıkçası çok bilmiyorum. Evet. Yani açılır mı açılmaz mı onu da bilmiyorum ama en azından şunu yapılabilir. Elindeki mevcut oyuncuları tutarsak biz yine bu savaşımızı son dakikaya kadar devam ettiririz. Yani demem şu ki illaki transfer açacağız diye bir çaba değil de elindeki mevcut oyuncuları mutlu edebilmek. Yani onların alacakları var. Onlar eğer maddi olarak maddi olarak onlara yardımcı olursak daha kolay olacağını söylüyor. Evet, Marco'nun gittiğini söylüyorlar. Bana da söyledi. Ben sordum kendisine. Öyle bir şeyin olmadığını söyledi. Cihun'a tekliflerin geldiğini, diğer oyuncularımıza da tekliflerin geldiğini biliyorum. Ama onlardan şunu rica ettim. Lütfen bir hafta daha bekleyin. Ondan sonra hep beraber karar verelim diye konuştum. İnşallah onlar da bunu bekler diye düşünüyorum. Çünkü güzel bir birliktelik, güzel bir birliktelik yakaladık. Güzel bir enerji yakaladık. Enerji yakaladık. Oyuncularımızla yani nasıl söyleyeyim, hoca futbolcu değil de abi kardeş gibi, bazıları zaten çocuğun yaşamına neredeyse. Güzel bir diyalog yaşadık. Güzel bir ortam oldu. Kulüp olarak zaten sıcak bir kulüp. Ortam güzel. Çalışanlarımız, bize hizmet eden abilerimiz, ablalarımız gerçekten işte insanlar, bizi çok mutlu ediyorlar. Onun için dediğim gibi ben 6 ayda olmaktan çok mutluyum. İnşallah dediğim gibi içerideki, en azından içerideki oyuncuları mutlu ederlerse önümüz daha açık olur diye düşünüyorum ben. Hocam, Altay çok büyük bir camia. Evet. Taraftara ve camianın önünde gelenlerine bu noktada mesajınız nedir? Aslında mesajı biraz önce verdim, yine söyleyeyim. Evet. Altay'ın çok büyük bir kulüp. Altay'ın çok iyi taraftarı var. Gerçekten Altay'ı tutan taraftarları var. Onlara buradan son iki maçta, son üç maçta mücadelemizi, emeğimizi, pelimizi gördüler. Ben onlardan Altay'ın büyüklerinden, Altay'ın yardımcı olmalarını öneriyorum, istiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir camia. Biliyorsunuz düştüğü zaman yukarı çıkmak zor oluyor. Onun için düşmemesi için herkesin çaba sarf etmesi gerekiyor. Onun için de Altay taraflarına büyük iş düştüğünü düşünüyorum ben. Hocam, kariyerinize baktığım zaman, teknik direktörlük kariyerinize, Turgutlu Spor'da oyuncu antrenör olarak başladınız ve bu alanda Türkiye'de 3 kişiden birisiniz. Erkan Zengin ve Aykut Hoca vardı. Antalya evet. Spor'da yaşadığınız şampiyonluk vardı. Evet. Birincilikte önemli bir başarı. Balıkesir Spor'u ligde tuttunuz. Evet. 461 Trabzon'da önemli bir puan ortalaması yakaladınız. Ardından evet. Hocam, tercihiniz bölgesel amatör lig oldu. Bu evet. Hocam meydan okuma mıydı yoksa bir mesaj mıydı? Sağlıklıcım, şunu ilk önce söyleyeyim. Ben çalışma hastasıyım. İşimi çok seviyorum. Mesleğimi evet. çok seviyorum. Ben ülkemizin her yerinde çalışabilirim. Hiç evet. lig gözetmeksizin. Bu bal lig olur, amatör lig olur, üçüncü lig, ikinci lig olur. Ben çalışmayı seviyorum. Ben boş kalmayı sevmiyorum. Çünkü hep hayatımızda çalıştığımız için, evet. futbolla ilgili spor oynadığımız için ben boş kalmayı sevmiyorum. Ben işimi de çok seviyorum. Mesleğimi de çok seviyorum. Bal ligine gitmem farklı oldu. Hatırlarını kıramadığım değerli büyüklerimden dolayı biraz da gitmek zorunda kaldım. Evet. Ama dediğim gibi benim öyle bir şeyim yok. Ben çalışmayı seviyorum. Kafama uyan, şartlarıma uyan her yerde çalışabilirim. Hocam,
önemli yani, teknik direktörlüğünüzde yardımcı hoca olarak da atlamayalım. Rize Spor'da da bir şampiyonluk evet. yaşadınız. Mustafa Hoca'nın yardımcısıydım. Mustafa Hoca'yla birlikte. Evet. Şu anda Altay'dasınız. Evet. Hocam. Yine Mustafa Hoca'nın takımı Altay'dayız. Büyük Altay'dayız. Evet. Mustafa Hoca'yla konuştunuz mu hocam gitmeden önce? Tabii tabii. Hep konuşuyorum. Ben zaten normalde Mustafa Hoca'yla en az altta bir kere görüşürüm yani. Ararım halini, atını sorarım yani. Gerçekten çok güzel hocam. Hocaya da zannediyorum ki Manisa Futbol Kulübü'nün teklifi olmuş. Dün öyle bir bilgi gelmişti. Teyit edersen paylaşacağım. Hiçbir bilgim yok, sorarım hocama. Hocamız da ülke futbolu için önemli bir isim. Bunun evet. altını çizelim. Evet, aynen, önemli isimlerden birisi. Yolu bahtı açık olsun. Hocam Süper Lig'i takip ediyorsunuz. Süper Lig'le ilgili düşünceleriniz nelerdir Yusuf hocam? Valla Süper Lig'le ilgili iki takım var biliyorsunuz şu anda şampiyonluğuna. Fenerbahçe Galatasaray. Gönlümüz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Ama kıran kırana birlik oluyor. Özellikle iki takım arasında. Hem düşmede de kıran kırana maçlar oluyor. Düşme evet. potasındaki takımlarında. Ama dediğim gibi iki takım arasına geçecek. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur diye düşünüyorum. Peki hocam Süper Kupa'da hangi takımı daha şanslı görüyorsunuz Cuma günü? Kadro olarak iki takım da birbirine denk. İki takım da zaten şu aralar maç yok. Bundan sonra her şeyini vereceklerini düşünüyorum. Güzel bir maç izleyeceğimi düşünüyorum. Keşke Türkiye'de olsaydı. Ülkemizin 100. yılında Türkiye'de olsaydı. Maalesef Spor Federasyonumuzun aldığı karar. Buna da yapacak bir şey yok. Vardır bu birlikleri diye düşünüyorum ben. Yoksa boşu boşuna kimse kalkıp iki tane ülkemizin büyük kulübünü yurt dışına götürmez diye düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçe yine dediğim gibi kupayı alır diye düşünüyorum. Hocam bilmiyorum, Twitter'ı takip ediyor musunuz? Zaman zaman hocam trend topik oluyorsunuz Twitter'da. Bunun evet. sebebi de sorular soruluyor. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi çalım atan oyuncu kimdi diye. Evet. Direkt Yusuf Şimşek ismi Twitter'da trend topik oluyor. Vakayem hocam, sizin de beğendiğiniz bir isim. Tekrardan Trabzonspor'a dönmesi gündemde. Hocam tercih yapsanız siz miydi, o muydu? Bunun benim cevaplarım çok hoş olmaz. O da yetenekli bir oyuncuydu. Evet. O da Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadı. Biz de Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadık. Onu ülkemizin futbol değerleri karar verir diye düşünüyorum. Taraftarlarımız karar verir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlar. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu sıkıntılı süreci atlatırsınız maddi olarak. İnşallah. Ayık olduğu yerlere ulaşır. İnşallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yayınlar hocam, selamlar. Sağ ol. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'ti. Şimdi hattımızda bir... Normal şartlarda hattımızda Mustafa Dalcı olacaktı. Mustafa Dalcı şu anda bir seyahat halinde, Yücel abi konuşmuş kendisinde, bir seyahat halinde. Müsait olursa yarın bağlantı yaparız Mustafa hocamızla. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Sorular var, soruları kontrol edip bitirelim o zaman. Mahsun Baştu yazmış. Teşekkür ederim Mahsun. Önümüzdeki hafta içerisinde maçlar oynanmıyormuş Süper Lig'de. Bunu yazmış. Ben de kontrol ettim. Önümüzdeki hafta içerisinde maç yok. Hafta sonunda maç var Süper Lig'de. Sonrasında hafta içinde bir program olacak. Sonra yani ocağın ikinci haftasında hafta içerisinde bir program olacak. Sıkışık bir program var. Sonrasında Ziraat Türkiye Kupası maçları olacak. Bunun da altını çizelim. Gelen sorular var. Bunları kontrol edip yayınımızı noktalayalım. Mahsun teşekkürler tekrardan. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Twitter'dan Özgür Bey'in mesajını cevapladık, Antalya Spor'la ilgili olanı. Zaman zaman gözümden kaçıyor mesajlar, kusura bakmayın. Özür dilerim. Kaan Ceylan yazmış. Teşekkür ederim Kaan güzel mesajın için. Çok sağ ol. Mesajın için teşekkür ederim. Twitter'dan gelen soruları yanıtlayalım.
Mustafa Bey yazmış Twitter'dan. Salim abi iyi yayınlar Ankara'dan. Ben Mustafa, hocalarımızın açıklamalarını dinliyorum. Gayet de olumlu ve güzel bir hava istiyorlar. İnşallah istedikleri gibi olur. Galatasaray'ın sol bek açığını kapatması için bir tane İspanyol sol kanat oyuncusu tavsiye etmek istiyorum. Buradan da Türkiye'ye bu sol bek kim getirirse onun da bu durumdan fazlasıyla faydalanacağını iletmek isterim. Bir yıldır takip ediyorum bu futbolcuyu ve tam Galatasaray'ın aradığı niteliğe, kritere sahip. Biraz bakıp da sen değerlendirme yaparsan memnun olurum. Sergio Aquiem'e Almeyra'da oynuyor. İyi yayınlar tekrardan Salim abi demiş. Teşekkür ederim. Oyuncuyu ben de takip edeceğim. Galatasaray sol bek transferi yapacak. Angelinho ile yollara ayrıldı. Fakat bu konuda Angelinho konusunda Galatasaray Angelinho dışında Leipzig kulübüyle de görüşmelerini sürdürüyor. Bilindiği üzere şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonu vardı oyuncunun. Bundan dolayı oyuncuyla ilgili Leipzig kulübüyle Galatasaray görüşüyor. Rıdvan düşünülen sol beklerden birisi, fakat Rıdvan da oynamak istiyor. En azından sözleşmesine oynama konusunda maddeler ekletmek istiyorlar. Bunu da belirtelim. Teşekkür ederim mesajın için kardeşim. Oyuncuyu inceleyeceğim, takip edeceğim. Çok çok sağ ol. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Çarşamba günü 13-14 arasında Mertelen ve Atilla Türker Markaş programında sizlerle birlikte olacaklar. Biz şimdi mikrofonları bu ikiliye emanet edelim. Bu arada zaman zaman yayında öksürdüğüm oldu. Tekrardan kusura bakmayın. Kullandığım ilaçlardan dolayı öksürebiliyorum. Kusura bakmayın tekrardan. Yayına ses yansımışsa özür dilerim. Yücel abi kontrol etmeye çalıştı ama ses gelmişse bu noktada özür dilerim. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.